Ve Amasya'da arkadaşlar size şöyle kısa da bir yer, mekan, ilk pansiyon diye geçiyor, göstermek istiyorum. Gökhan Hocam sahibi. Teşekkürler. Atilla Hocam. Hoş geldiniz. Böyle hoş bulduk. Şöyle bir alanı da gezelim ya. Ne kadar bizim çok bayıldığımız bir yer oldu. Hatta şöyle içeriye de bir bakalım. Tamamen korunmaya çalışılmış bir alan ve bir pansiyon, tabii ki otel olarak kullanılıyor. İşletmecisi de burada hocam. Nedir buranın şeyi? Ha, burası da 200 yıllık tarihi bir konak. Devlet 200. tarafından koruma altında. Evet. Amasya'nın en tarihi, en dokunulmamış, en orijinal. Bütün enler burada diyebiliriz. Evet. Eskiden 200 yıl önce Ermeni bir papaz inşa etmiş burayı. Hı-hı. Daha sonradan Türkler satın almışlar tabii. Ermenilerden sonra normal mesken olarak kullanılmış. Kullanılıyor. 1980'lerden itibaren de otel olarak faal işletilmiş. Bir gezelim başlamış hemen, anlatalım yavaş Amasya'nın yavaş içeri. İlk oteli aynı zamanda. Şimdi girince... Burası tadında bir resepsiyon. Burası şimdi resepsiyon olarak oluşturulmuş ama... Hocam koltuklar falan böyle... Ahşap kokusu var içeride. O kokuyu alıyoruz. Yeni koltuklar. Yeni değil mi onlar? Hani biraz daha ben... Şöyle zemine bakalım. Seçmeye başladım. Buraların hepsi koruma altında. Bu taşların yerine ben söküyüm başka bir taş yapayım diyemem. Mesela burası 10 metrelik bir su kuyusu. Burada evin içerisinde bir su kuyusu var tabii burası. Önceden şu şekilde ip yoluyla suyu alıyorlar. Orijinal mi onlar? Bunlar orijinal. Orijinal kalmış böyle. Biz cam koyduk, içine ışık attık. Evet. Ve su faal bu arada. 2 metrelik su var. İçinde var hala, devam ediyor. Su akıttık tabii ve faal olarak kullanılıyor. Şöyle ahşap yine dolaplar var burada. Yüklük deniyor. Yüklükler. Şöyle. Bu tarz evlerde en alt zemin kat biraz daha basık. Üst katlar yüksek tavan şeklinde imar edilmiş. Biraz da yerin altında kışın sıcak, yazın soğuk olarak. Şu an burası biraz serin. Serin. Aynen. Dışarısı yani sıcak olsa burası buz gibi olur. Mesela burası şarap havuzu olarak yapmış Ermeniler zamanında. Şarap üretiyorlarmış burada. Evet. Burada işte üzümleri koyuyorlarmış. Şurada bir delik var mesela. Hı hı. Buradan deli suyunu, yani üzümün suyunu akıtıyorlarmış. Bu bölgede de bekletiyorlarmış ve şarap üretiyorlarmış kendileri evlerinde. Öyle diyelim. Burası bizim kışın kahvaltı salonumuz. Şu an biz burayı otelde kahvaltı salonu olarak kullanıyoruz. Orta kullanım alanı diyelim. Kapı. Şu kapı bakın. Bunlar tamamen orijinal. Orijinal kapılar. Orijinal. Biz istersek bunları boyayamıyoruz kafamıza göre. Bu kapıyı alalım, başka bir kapı takalım diyemiyoruz. Mesela şu kilitler bile kara kilit deniyor. Eskinin köylerinde belki bilen bilir. Alalım da işte normal şimdiki kilitlere takalım. Yani aslında bir şey olmaz ama bu da bizim hassasiyetimiz. Elimizden geldiğince. Devam çok önemli bir ayrıntı var, onu da göstereyim. Gösterelim peki. Bunlar evin mesela şu evet. Evin zamanında kullanılmış orijinal eşyasıdır. Demirbaş. Bu eski bir Yunan elçisinin çalışma dolabıymış. Hı hı. Yani orijinal zamanında. Bakalım çekmeyeceğiz. Yunan elçisi kullanmış. Bunlar tek parça cevizdir. Tabii küçük eksikleri var zamanla. Onları elimizden geldi. Dokunamıyoruz. Evet, dokunamıyoruz. Bir şekilde evin bu şu an kullan. Şu peki orijinal değil. Orijinal yani evin yine zamanında kullanılmış incik boncuk vesaire gibi malzemeler. Anladım. İmiş. Buyurun. Peki. Mesela şu saat de evin demirbaşı. Çok eski bir saat. Çalışmıyor. Şu an evet. Bakıma ihtiyacım. Düşünüyor musunuz öyle çalıştıralım? Tabii. Bakımını yaptıralım aynen. Diye. Yani işte zamanla böyle müsait oldukça elimizden evet. Gelecek. Buyurun. Yine kapılar. Böyle. Hop. Şurada bir şey var. Saat var mesela. O evet. 12 hayvan takvimi olarak yapılmış. Deridir o. Hayvan derisinden yapılmış. Ona göre de ayarlanmış bir saat. Mesela o da evin demirbaşı. Zamanında kullanılmış eşyası. Evet. Şöyle içeri gireceğiz ama şöyle bahçeye de bir göz atalım.
Oktay abi selamlar. Yine kapımız. Üçlemeler. Evet. Bu piyano yaklaşık 150 yıllık bir piyano. Evin yine zamanında kullanmış eşyası. Küçük bir hala da faal. Şöyle küçük hemen bir göstereyim. Bu basınçlıdır. Çalışır. Körüklü piyano diye geçer. Ahşap. Bu üzerindeki ne? Ama senin minyatürü. Minyatürünü koydunuz. Stajyer arkadaşımız bunu yaptı. Sağ olsun buraya koyduk. Buyurun. Sanırım sandalyesi de orijinal. Evet. Sandalyesi değil mi? De orijinal. Aynen. Yine kapılar bakın. Hop. Şehzade Fatih yazıyor. Bütün odaları gezdirmek isterdim ama... Uygun alanlara evet, bakalım. Evet, müsait değil. Ben de şöyle yaptım. Ben burayı devraldığım zaman işte bir no'la, iki no'la da yazıyordu. Ama siz biliyorsunuz Şehzadeler şehri. Kendi elim emeğimle her odaya bir şehzadenin ismini verdim. Yani işte Şehzade Fatih, Şehzade Mustafa, Selim vesaire odası diye geçiyor. Evet, gidelim. Buyurun siz. Merdivenlere bakarak... Şöyle duvarlar ve mesela şöyle. Burada şu kapılar mesela işlemeli doğal kapılar. Bunları boyayamıyoruz biz istediğimiz gibi. İşte malum en alt kat basıktı. Bu katlar artık konağın içerisinde yüksek tavan. Yaklaşık 4 metreye yakın tavan nerede? Müsait bir odamız var. Burayı gösterebiliriz. En azından. Şu peki? Bu para kasası. Mücevher kasası. Evet. Zamanında bu da evine kullanmış eşyası. Yani bunda herhalde bir 200 yıllık. Yani rakamını tam olarak bilmiyorum ama eski. Çok eski. Aynen. Yatak düzenimiz hani eskinin yer yatağı sistemine uygun bir şekilde şey yapmaya çalıştık. Yani böyle yüksek yüksek bazalar vesaire yapmadık. Daha doğal olsun. Yani taş sistemi gibi olsun. Ha şurası bak. Müthiş. Bunlar dediğim gibi yüklük diye geçiyor. Evet. Burada bir ayrıntı göstereyim. Burada böyle dolap dolap gibi gidiyor. Buranın tuvalet banyosu. Burayı açtığımız zaman böyle. Ebeveyn hani banyosu tamam, banyo ve tuvalet. Orijinalde de böyle miymiş? Orijinalde böyle tabii. İçeriği biz biraz daha modernize etmiş ama bu tamamen ahşap. Yine tarihi dokunun içerisinde dokunu, eski. Boyanmıyor, zımparalanmıyor. Evet. Sadece bu ahşapların kurtlanmaması ya da çürümemesi için bunların bir yağlanması ya da ilaçlanması usulü var. 10 yılda bir, 5 yılda bir bakım ya da işte sürüyorsunuz sadece. Herhangi bir doku, kat vesaire durumu oluşturmuyor. Evet, biz yine buraya bir televizyon koyduk. Dursun. Burada da bir tane kapak vardı. Ben bakımı aldım. Sökülmüştü. Onu yeniden monte edeceğiz. Avize tabii yukarıda. Bu da mı orijinaldir? Bu da. Yani bu sonradan mı? Sonradan yani, ama. Ona göre. Elimizden geldiğinde. Bol pencereler var. Evet. Görebilir miyiz? Açılıyor mu? Yok ha. Açılıyor mesela şuradan gösterilebilir. Burası giyotin pencerelerdir. Şu şekilde. Evet. Yukarı kaldırılır, indirilir. Bütün Ermeni mimarisi de bu şekildedir. Şuradan şöyle bütün dışarıya doğru bakalım. Tabii. Ağacımız da burada. İndiş yapısı burada. Ahşap. Altı. Evet yani biz tabii baktığımız zaman duvarlar nedir? Kerpiç değil mi duvarlar? Evet kerpiç. Evet. Ve böyle bir konakta yaşamanın... Şu karşı oda müsait olsaydı oranın tavanları böyle kademe kademe gidiyor tavanı. Ve tamamen ahşap işlemi. Peki burada burası niçin hani bu kadar çok oda? Ya şöyle mesken olarak kullanılmış biliyorsunuz. Kullanıldığında. Önceki insanların hayatı böyle bizim gibi çekirdek ailelerden tamam, oluşmuyor. Tamam şimdi bu meskende... Odaların yapılış biçimi hani ona bakıldığı zaman neyi bize gösteriyor? Mesela bu oda hani yatak odası, misafir odası gibi hani böyle şöyle planlanır diyeyim. Ya. Mesela aşağıda şu anda evet. Olan odamızın bir tanesinde ocak var mesela. Odası evet. Daha çok yeme içme alanı olarak kullanılmış. Evet. Diğer odalarda kişinin büyük babasının şahsı,
diğer odada bir çocuğu ve ailesi. Bu şekilde kalınmış. Hatta eskiden oda denmiyormuş, ev deniyormuş. Ev. Evet. Şu evde sen kal, bu evde ben kalayım vesaire. Ama bir konutun içerisinde geniş aileler yaşadığı için ister istemez odalar büyük tutulmuş, yüksek tavan tutulmuş, daha kara. Evet. Ve işte bir ailenin, çekirdek bir ailenin yaşayacağı şekilde dizayn edilmiş. Nefes alan bir pansiyon deniyor arkadaşlar. Evet. Biliyorsun. Pansiyon evet. için Amasya'ya geldiğinizde İnşallah. Her zaman. Gökhan hocamızı bir bulun. Bir eviniz gibi. Peki teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerek yok. Ben şey yapabilirim şöyle. Odaların birçoğunda şey var. Sedir var aslında. Gösterdiğim odada yok da. Hı hı. Pencere önünde geniş sedirler var. Hani hem odalarda yatağın haricinde olsun dinlenme tadına. Bu şekilde dizayn edildi. Evet. Yüklüklerimiz. Tuvalet banyosu. O kapıyı ben Eskiden erzak ambarı burası. Şurada kapakları var. Eskiden buğdayını, işte tahıl ürünlerini burada şey yapıyorlarmış. Burası tavana kadar gider. Şöyle kapakları açılıyor. Yani eski tarih evlerde bu nüansta vardır yani. Evet. Şimdi evin ambarı. Çatıyı falan nasıl şey yapıyorsun? Bakımı, kiremitler falan. Thank you.